Herkese merhabalar arkadaşlar. Egzotik Bahçem kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bugünkü videomda hayıt otu faydaları, bakımı ve üretimi hakkında bildiğim kadarıyla bilgiler vereceğim. Burada hayıtlarımız var arkadaşlar. Hayıtı tohum içerikle üretebilirsiniz. Biz de zaten hayıtlarımızı tohumla ürettik. Şöyle gördüğünüz gibi saksıda da rahatça yetiştirebilirsiniz. Zaten biz de saksıda yetiştiriyoruz. Hemen hayatın e, kısaca üretimine ve bakımına geçelim. Zaten üretiminden bahsettim az önce. Bakımına geçelim. Güneşli ve kısmi gölgeli, yarı gölgeli alanlarda bakabilirsiniz ayıtları. E, 3 ila 5 metre boya ulaşabiliyor arkadaşlar. Anavatanı Akdeniz olduğu için, Akdeniz civarları olduğu için kuraklığa da dayanabilen bir bitki. Ayrıca eksi -23 dereceye kadar dayanabiliyor ancak şiddetli donlara değil arkadaşlar. Yani şiddetli don görürse bitkiniz ölebilir ama genel anlamda eksi dereceye kadar dayanabiliyor. Haziran ila Temmuz arasında çiçekleniyor. Tabii bölgeye göre, bitkiye göre de değişebilir bu. 3-5 metre boya ulaşabiliyor. E, demiştim sanırım zaten. Hemen e, çiçeklerini de hemen söyleyeyim arkadaşlar. Mor, e, lila, pembe arasında değişebiliyor çiçekleri. Sanırım beyaz çiçekli olanları da vardı. Şu an hatırlamıyorum tam olarak. Hemen faydalarına geçelim arkadaşlar. Kozmatikte de çok kullanılan bir bitki. Ayrıca kökleri boyamada da kullanılıyor. Kozmetikte kullanılan bir bitki derken yüzdeki lekelere, cilt lekelerine, akne olsun, sivilce olsun bunlara iyi gelen bir bitki arkadaşlar. Doğal bir gaz giderici. Terlemeye ve terleme kokusuna da iyi geliyor. Ayrıca anne sütü için çok faydalı bir bitki vücudumuzun bağışıklık sistemini kansere karşı güçlendiriyor. Kansere karşı etkili bir bitki arkadaşlar. Ee, Sale de çok iyi gelen bir bitki. Yemekten sonraki hazımsızlığa da iyi geliyor arkadaşlar. Ancak şu da var. Hayatı eğer fazla kullanırsanız ishal yapabilir arkadaşlar. İshale iyi gelmesine rağmen dozunu kaçırırsanız ishal yapabilir. Baş ağrısı yapabilir. Döküntü yapabilir. Kaşıntı yapabilir arkadaşlar. O yüzden mutlaka hayatı dozunda kullanmanız gerekiyor. Tohumu dışında arkadaşlar yaprakları ve e, meyveleri de kullanılabiliyor. Yaprakları ve meyveleri de çeşni veya baharat olarak kullanılıyor. Hayatın hayat otu dediğimize bakmayın aslında. Aslında bir çalı arkadaşlar. Özellikle Fas'ta çok kullanılıyor arkadaşlar hayat. E, baharat olarak kullanılıyor tabii dediğim gibi eğer dozunu kaçırmazsanız faydalı bir bitki her şeyde olduğu gibi. Bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.